ne kadar iyi bir DJ ya da ne kadar kötü bir DJ ya da iyi bir DJ mi kötü bir DJ mi bunu konuşmak için değil de daha ziyade mavraya geldik değil mi abi? Evet abi, geyik amaçlı. Makaraya geldik. Adam şu evde sıkılmış. Sıkılmış programda önce dedi ki geleyim. Ben dedim ki gel tabii. Misafir hesabı. Tabii ya. Ama eli boş gelmiş. Mikrofon evet, getirdim sana. Mikrofon ya sağ ol, çok lazım bak ya. Nasılsın abi iş? Eyvallah, sen nasılsın? Biz biraz gerildik ya, çok gereksiz bir şekilde. Ben anlatmak istiyorum öncelikle. Bir 5-10 dakika müsaade et abi. Öncelikle hafta sonumuzu perşembe itibariyle Edremit, Akçay ve Burhani üçgeninde geçirdik. Ve ben işte koçum benim için oraya gittik biz set için filan. Deplasman maçı çektik çünkü filan. Hakikaten çok güzel dizi oldu, güzel bölüm oldu ama uzun metraj film gibi oldu. Yani 5 gündür çekiyoruz. Ve artık yani filan diye. Hakikaten isyanlardaydık ki bitti ve yarın da dublajını yapacağız. O da başka bir makara, zaten çekeceğiz onu, sana bir gün göstereceğim. Dublaj aşamasını. O çok büyük bir hakikaten yani. Ne diyebilir mesela şimdi Onur Somur burada? Yani çok büyük bir ne? Çünkü kelimeyi burada seçmek çok önemli. Yani çok büyük bir azap desem hani ağır kaçabilir. Külfet desem olmaz, işimiz bu. Mesela ne dinleyeceğim? Daha sevimli bir şey. İş, büyük bir iş diyelim. Genel bir şey olsun tabii, değil tabii. Mi? Tamam. Büyük bir iş gerçekten ve o yüzden de yani bayağı hani bizi düşündürüyor. Neyse bitti ve bundan önce söylemem gereken şey şu. Yani koçum benim için gittiğimde orada genelde çekirge ne haber denmesini bekliyordum. Yani genelde böyle oldu ama en azından dejavu ne haber de oldu. O yüzden çok mutluyum. Özellikle Burhani halkına, Edremit halkına ve Akçay halkına buradan kucak dolusu sevgiler. Hakikaten orada çok güzel anılarla bizi bezediler. Hakikaten çok güzel günler geçirdik ve de bölümde çok güzel oldu. Neyse, buraya gelmeden önce abi şöyle bir şey yaşadık. Dedik ki Onur Somur arkadaşımla hani spor yapalım. Hani iki senedir falan yapamıyoruz. Hakikaten ufak ufak göbeklenmeye başladık ve önüne geçmemiz lazım diye düşündük. Ve spor yapalım. Yani gittik bir ciddi cime. Yani cim ya onların ismi. Ve yani çok enteresan bir şey. Yani girdik abi, biz sadece işte salonu gezmek falan istiyorduk. Yani öyle yapılır ya çünkü değil mi? Bu işin racunu bu değil midir? Yani gidersin alet salonu, evet abi, gezersin, aletlere bakarsın. 10-15 dakikanı alır ve dersin ki aylık kaç para? Onlar der ki şu kadar. Evet. Ve ondan sonra uyarsa bütçeye, dersin ki eyvallah kayıt olmak istiyorum ve proses başlar, sporcu olursun bir anda falan. Neyse, fakat oraya gittik, bir yarım saat önce bir mülakat yapıldı abi. Formlar geldi böyle. Çok acayip ya, böyle kartondan formlar, işte bundan önce geçirdiğiniz hastalıklardan tut da işte bacağınız protez mi, doktor mesela şu hareketi yapmayın diyor mu, işte yatakta nasılsınız filan diye böyle evet yok. Abi çok acayip şeyler sordular, yani sorunuz var mı filan gibi ve yani çok ciddi mülakattan geçtikten sonra bu sefer olayın bütçe kısmı geldi ve karşımıza yani çok ciddi bir para çıkarttılar abi ya, 3500 dolar gibi bir para. 3500 dolar dedi ki ya, 3500 dolar vereceksiniz ama ya öyle bir söylediler ki sen hakikaten bunu vermek zorundayız ilk ve sonra aylık parayı vereceğiz falan. Yani acayip bir bütçe çıktı ve biz böyle gerildik spora ya niyetlik, anladın mı yani? 3500 dolar entrance fee gibi bir şey mi? 3500 dolar entrance fee gibi bir şey mi yani? Böyle? Abi şöyle, yıllıkmış o meğer, veriyorsun. Ha. Ama ya, yanlış anlattıkları için şey gibi bir intiba bıraktı bizde. Yani bunu vermek zorundayız her şekilde. Ve o bizi gerdi. Bir de onu veremeyecek oluşumuz yani o parayı çok buluyor oluşumuz. Onlar tarafından biraz hani böyle yapma ya, demek paranız yok ya filan tarzında değerlendirildi. Ve bu bizi ayrıca yani gerdi. Hatta ben kadına şey dedim ya. Kadın dedi ki işte bu para dedi filan dedi. Herkes veriyor buradaki insanlar filan dedi böyle. Ben dedim ki ya kusura bakmayın, ben yani veremeyebilirim. Ayrıca ya üzgünüm, maaş bordromla gelmedim dedim yani. Çünkü ya o kadar yani ödeyebilir mi? Kefil falan isteyecekler yani o derece. O yüzden Türk insanı bu kadar şişman ve vücudu böyle şekilsiz falan. Normal çünkü tabii, pahalıymış. Kolay değil tabii. Eyvallah. Mert Yücel, bana pick up lazım ya. Şu an bak eminim özellikle son yıllarda fark ettiysen Türkiye'de çok ciddi böyle bir yani DJ olma evet. Hevesi. Herkesin böyle. Neden abi böyle bir şey var? Sence yani DJ olmak hakikaten çünkü havalı bir iş. Moda oldu ya, bilmiyorum yani. Bir anda böyle oldu. Yani bir iki sene önce, üç sene önce böyle değildi ama nedense bir anda böyle bir trend oldu. İnsanlar da buna yöneldiler. Evet, çünkü hakikaten eskiden şey gibiydi hani sahilde millet gitar çalardı falan, evet, kızlar mızlar olurdu böyle. O tribi şimdi işte millet pick-up çalıyor, yine kızlar mızlar olur. Evet. Ona dönüştü. Kızlar oluyor mu abi? Oluyor. Yani oluyor DJ ya, fanı çok kız var. Yani hani doğrudur, hakikaten olmuş, yani mesela öyle. Kabinin önünde böyle bakan kızlar oluyor mesela DJ'lere ya da mesela oradan DJ'in bir hareketinden böyle hani kıvılcım alıp
Anladın mı? Yani oluyor kabine ya. Oradan zıplayıp falan bütün gece orada takılıp sonrası için de hesap yapan falan kızlar olabilir ya. Çok normal bir şey oldu bu. Çünkü herkesin beğenisi ve hani beklentisi farklı insanlardan. Ve o yüzden de bunu gözlemleyen genç jenerasyon dediler ki hani futbolcu olamıyoruz. Potansiyel var tabii. Evet, yani futbolcu şarkıcı da olamıyoruz. Bari DJ olalım falan dediler. Bakınız Yunus Günç'e. Ya benim de biliyorsun yıllardan beri bir hevesim var. İgaz. Ama ben abi, evime yapacağım böyle bir home theater. Yani home club. o tarz bir şey yapacağım. İşte o yüzden bana buradan duyuruyorum. Yani Mert Yücel belki bu konuda daha çok şey bilebilir. Yunus'a pick-up lazım. Evet, pick-up lazım. Hatta öncelikle şu, yani bunun için şu tekerlemeyi söylemek lazım. O pick-up, şu pick-up, bu pick-up. Şimdi bir hikaye var abi. Anlatabilir miyim onu lütfen? Bugün çok rahat kafam. Yani bugün hakikaten çok böyle bir karar vermek zorundaydım ve bir karar verdim. O yüzden de karardan sonra çok rahatladım. O rahatlıkla programa çıktım. Çünkü bundan birkaç program öncesinden itibaren böyle bir bende gözlenen bir sıkkınlık vardı. Eyvallah. Hani işe gidiyorum her gün işte dejavu var. Ya ben bazen akşamlar evde otururken ulan bu akşam dejavu var falan diyordum ve bunu demeye başlamıştım ve bu çok tehlikeli bir şey. Mesela sende de mesela hani bir yerde mesela book edinmişsindir. Bir yerde bazen çalman oluyor lazımdır. Tabii. Hani ulan gidip orada şimdi kim çalacak dediğin zaman yani iş belki iyi çıkmıyordur değil mi? Tabii evet bazen oluyor ama yani başlayınca o geçiyor ya çoğu ya zaman. Bende de aynı şekilde öyle bir durum var. Yani başladıktan sonra ama gidene kadar çoğu evet, zaman evet bazen yani oluyor ama yani. Bu hani içinde bulunduğum bu ruhsal ve hani zihinsel karmaşa yüzündendi. Ve sonunda bunları rahatlattım yani. En azından düzlüğe çıktım ve en azından nerede olduğumu ve ne yapmak istediğimi çok iyi biliyorum artık. O yüzden de çok rahatım. Konuşacak çok şey yok belki ama yani kendi adıma söyleyeyim. Çok fazla bir şey yaşamadım ama çok konuşasım var bu akşam. Eyvallah. Bu da sana denk geldi abi. Kader mi? Kader değil mi? Neyse bir dahaki programda bir daha şey yaparız. Konuşuruz. Neyse. Bir arkadaşımız var abi. Ben de bu arada tabii Naçizane var. Hani böyle salak salak başka arabalara bakmaya başladım. Yani kendi arabam yetmiyormuş gibi. Sanki hani param var da. Hani erkeksi bir tavırdır ya araba bakmak falan. Eyvallah. Araba bakmaya başladım. Hani bir yandan araba değiştirebilir miyim acaba ben falan diye düşünüyorum. Ama dedim ki yani yapmayalım. Ve bu arada pick-up lafı geçiyor. Fire diye bir arkadaşımız var. Sanayi Fire deriz kendisine. Araba delisi. Hakikaten yani. Yani şöyle söyleyeyim abi. CNBC'de, NTV'de, CNN Türk'te filan ne kadar hava durumu varsa izleyip aritmetik ortalama alıp ona göre arabayı kaç gün yıkatabilirim yani yıkansa kaç gün yağmur yağmayacağı hesap eden, köprüdeki trafiği taksi durağını arayıp öğrenen Kafayı yemiş yani arabasının arkasında böyle bir hani jant bak jantı silmek için ayrı sprey taşır mısın abi arabanın? Ya böyle bir şey olabilir mi? Jant için ayrı sprey, direksiyon için ayrı, bilmem ne, vites için ayrı falan böyle bez dolu araba için falan böyle bir adam. Neyse, bu arada pick-up lafı geçiyor. Yani araba almayalım, pick-up için para kalsın falan. Herif şey dedi bize, pick-up mı? Abi pick-up'la kim uğraşacak? Amerikanlar çok acayip uğraştırıyor abi dedi. Amerikan pick-up zannedilmiş. 4x4. Abi böyle bir şey olmaz. Fire, eyvallah ya. Garizlar. Respect. Respect to fire. Neyse, Mert Yücel geldi. Programın ilk bölümünde ben zaten genelde sazı elime alıyorum. Çok hani bilenler programı bu özelliğimi, bu huyumu bilecek de huyum kuruşun öyle bir durum var. Anlatacak aslında şeyler vardı ama hani Mert'le sohbet edeceğiz. İstersen sen de katıl. 280-5310 telefon numarası. Ama bunun dışında bugün dünya ne günü diye merak eden varsa radyoyu dinlemediysen eğer ufak bir ipucu vereyim sana. Bugün dünya, acaba dünyanın en kötü şarkısı nedir günü? Telefon numarası değişmiş ben habersiz. 280-44-34 olmuş bir anda. Evet. 280-44-34 telefon numarası bu akşamlık mı? Hep böyle mi olacak? İlerleyen günlerde, bölümlerde göreceğiz. Neyse. Fazla uzatmayalım. 280-44-34. Özellikle hani genç jenerasyondan DJ... Sana DJ'likle ilgili soru gelsin mi abi bu akşam? Bilmiyorum abi. Gelse de olur. Gelse de olur. Gelmese de olur. Pek gelmese fena olmaz. Gelmese fena olmaz cevabı geldi. Ve bu cevap bize tam 5 dakikalık bir ara kazandırdı. Yani approximately, yaklaşık olarak ufak bir aramız var. Aradan sonra geri geleceğiz. Dediğim gibi 280-44-34 telefon numarası. Ve dünyanın en kötü şarkısını beraber seçeceğiz abi. Yani en kötü seçelim. En azından 5 şarkısı falan. Yani benim kafamda bir ilk 3 var. Yani yabancı yerli fark etmez. Ve herkesin hakikaten belki kafasında böyle bir şey var. Yani çok hani dayanamadığı bir şarkı varsa ne olur yani yalvardım benimle paylaşsın. 280-44-34 çok sıkıldım ara verelim. Ara. Biz geldik. Dejavu'da şimdi de güzel bir salı akşamı olsun. En azından çok kötü olmasın. İstersen hani dediğim gibi az önce çok uzattım zaten bu mevzuyu.
konuşmak falan istersen benle, Mert Yücel'le ya da kendi kendine fark etmez. Yapman gereken de biliyorsun. Zaten genelde kendi kendilerini arıyor. Evet yani. Evet, telefon olduğuna dair bir sosyal jest geldi. Telefon var. Merhaba. Telefonu diğer önümüzdeki balım seyircimiz ve bir başka dejavu insanı. Evet, merhaba. Dejavu gezegeni. Selamlar, iyi akşamlar. Yerim gezegeni de. Evet, 34. Berna olabilir mi? Ne eksik olmaz. Ebru dersek? Olabilir. 28 yaşında Ebru ile karşı karşıyayız. İstanbul'dasın. İstanbul'dayım. 28 yaşındasın. Evlisin. Evet, evliyim. 3 çocuk. Beyazsın. Tabii öyle beyazsın oluyor. Beyazsın ve 2 çocuk babasısın. Hiç çocuk şu an için inşallah hiç çocuk babasısın. Böyle şu an pek çok insan bunu hatalı şekilde söylediğimi zannediyor. Aa salağa bak baba dedi kadına falan diye. Halbuki ben bilerek yaptım. Buradan Türk halkına duyurmak istiyorum. Her şey kontrolümde yani hala. Evet Ebru Hanım hoş geldiniz. Ebru daha doğrusu. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? İyi fena değil. Bir şey soracağım hemen. Dünyanın en kötü şarkısıyla ilgili herhangi bir fikriniz var mı? Vallahi herkes çok seviyor ama ben Eminem'in bazı parçalarını gayet kötü buluyorum. Gayet kötü buluyorsunuz. Mesela bir Without Me kötü mü sizce? Evet. Kötü. Evet diyebilirim. Sen seviyor musun abi Eminem'i? Kendi tarzında fena değil ya. İyidir yani. Yani adam yapıyor. Yapıyor değil mi? Yapıyor. Ama rap de yani. Rap yapıyor yani. Rap yapıyor evet. Evet, her şeyin her an olabildiği program geçiyor, devam ediyor. Ve Ebru da gerçekten en azından Without Me ile şu anda böyle bir savaşmaya gerek yok bence burada. Without Me gitsin, belki break Ebru dance falan yapıyor olabilir. Break dance. Evet, Ebru ne yaparsın? Evlisin ve evde mi yaşıyorsun genelde? İş, güç falan var mı? 3 sene kadar özel bir şirkette çalıştım. Ondan sonra radikal bir değişime karar verdim. Çok özel değilmiş ki işi bırakmışsın, değil mi? Özel bir şirket, evet. Fazla özeldi, fazla stresliydi. İhracatta görevliydim. Daha sonra üniversiteye geçtim. Üniversiteye geçmek? İşletme fakültesinde asistan oldum. Öğretmenim. Evet, öğretim üyesi olmuş. Evet. Evet, ondan sonra. Fakat şu an yeniden bir takım değişiklikler düşünüyorum. Hayırlısı. Ama özel biraz şirketi. Maymun iştah diyebilir miyiz bu yoksa genelde böyle geçti değil mi hayatın yani normalde de böyle miydin? Mesela yok, hani çabuk hayır. Sıkılan bir düşünür yoksa kader mi diyeyim? En azından böyle değildim. Ha. Anladım peki. 5 yıllık evliyim. 5 yıl ya o belki konuda. Belki ama sıkılabilir ondan da şimdi yani. 5 sene basketbola çok uzun bir süre çocuk da yok daha. Çocuk yok değil mi? Çocuk yok henüz ama inşallah yakın zamanlarda planlıyoruz artık vakti geldi. Vakti gelmiş ama bu saatte program seyredeceğinize bence... sıkılmadı yani. Evet. Neyse. Evet, eyvallah yani. Eşiniz ne yapıyor şu anda efendim? Eşim şu anda seyahatte. Seyahatte. Program seyretmenin sırrı ortaya çıktı herhalde. Evet. Normalde olsaydı arayabilir miydiniz? Tabii ki arardım. Öyle. Eşim de çok isterdi aramama. Evet. Kendisi de seyrediyor mu? Kendisi şu an maalesef seyredemiyor. Yok, şu an değil de normalde hiç rast geldi mi programa? Arada denk geliyoruz evet. Çok güzel. O zaman Ebru Hanım başka gidiyor. Herhangi bir şey var mı paylaşmak için? Özel bir sebebi var aslında. Buyurun efendim alayım. Henüz yanınızdaki konuk tam anlayamadı ama ben onun kuzeni olan Ebru'yum. Allah. Aa. Öyle bir şey var mı? Var ya. Ebru işte abi. Doğru ya var ya. İşte buluşmaların sürpriz program geçiyor. Kendisi de var yani bu arada. Söyle Ebru abi buyurun ya. Allah. Beklenmedik bir çıkış dedi. Seni gururla izliyoruz. Gururla. Vallahi ben galiba bir senedir görmedim ben onu ya. Peki bir gün acaba bir setini canlı dinlediler mi kulüpte? Yok ya gelmediler sağ olsunlar hiçbir zaman. Gelemedik. Ya bizim birazcık jenerasyon bu son tarz müziklere fazla bir yakın değil. Ne ben ne de benim çevremdekiler. Açıkçası ben seviyorum ama hep bu saat 12-1'den sonra genelde programlar olduğu için açıkçası uykumuz geliyor. Tabii çalışan insanlarız. Yaşlılık tabii doğru. Yaşlılık haliyle sizi de göreceğiz zaman gelince. Eyvallah. Acaba diyorum yani bilmiyorum Mert için özellikle ya da Mert gibi diğer DJ'ler için falan. Böyle gittiğimiz yerlerde biz de akşamları ara sıra çıkıyoruz bir takım yerlere gidiyoruz. Ne bileyim böyle sanki şu anki moda olan pop müzik şarkıları falan tabii ki bu tip DJ'ler tarafından fazla kullanılmıyor. Evet. Ya ritim havasında ya bizim daha eski tekno tabir ettiğimiz tipte müzikler oluyor. Evet. Acaba hep çizgi böyle mi yani bu elektronik müziğin çizgisi hep böyle mi olmak durumunda? Biraz daha işte böyle ritmik, daha ne bileyim melodilere kolay alışılabilecek bir şeyler yapılabiliyor mu ya da biz mi bilmiyoruz? Ya bunun tarzları var aslında da
Bu böyle ya. Bu müziğin kültür bu böyle yani. Evet, böyle dedi. Böyle. Peki. Ya ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Aynen katılıyorum. Böyle diyerek gerçekten böyle yani. Çünkü bazı şeylerin cevabı hakikaten böyledir. Yani. Sen de böyle. Geliyorsun yani dinlemek. Evet abi böyle yani. Yani. Böyle. Bu müziğin çıkış noktası kültürü bu yani. Böyle yani, böyle abi. Dejavu da böyle yani. Mesela dejavu nasıl bir şey? Böyle. Böyle abi. Yani mesela nasıl anlatalım ki şimdi yani burada yaptığımız işi şey yani. Sohbet eden iki tane adam falan. O değil abi, başka bir şey yapıyoruz. İşte. Peki. Sen şimdi break dance falan burada. Break dance bizi bozar ama helikopter var yani. Eyvah hadi. Helikopter öyle adamlar da var ama onlara da büyük saygı duyuyorum çünkü o da bir hayat biçimi Arya yani. Arya reklamı falan değil mi? Evet yani o böyle helikopter falan yapanlar oluyor, çok hayret ediyorum yani. Eskiden mesela şey var, Cool as Ice falan vardı. Vanilla Ice style evet. Wow falan. MC Hammer falan. Ha ya onlar vardı. Artık yoklar. Ebru hala hatta mı? Ben hala hattayım. Ha, Ebru. Ama çekilebilirim zamanında olursa. Estağfurullah. İyi akşamlar. Çok çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi görüşelim artık. Diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet görüşelim. Harika. Ya, görüşün hakikaten. İnşallah yani. Görüşelim Mert bir ara, tamam mı? Tamam. Program hadi kendine ya. İyi bak. Cumartesi akşamı Hülya Avşar Show'da kendisi orada da izlersin. Hülya Avşar o zaman. İzleyici olarak sen de gelmiyor muydun? Ben de varım. İkimiziz beraber. Helikopter ama. Evet benim popomu elleyecek Hülya Avşar. Aman aman. Çok hazırlık Mert, değil. Sen dikkat gerçekten et. Elletme. 3 gündür çalışıyorum. Şöyle falan yani değil mi ama yakışmaz mı öyle bir şey? Yakışır evet, ya. Neyse ya. Neyse eyvallah Ebru, hoşça kal. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi geceler. Allah kavuştursun. İyi yayınlar. Eyvallah ya. Mert Yücel'in bir de aynı zamanda böyle bir hani producer dediğimiz yani üretme durumu var. Var. Ve yani sen aslında bayağıdır da bu camialı ne kadardır çalışıyorsun? Yani Mert Yücel Project diye bir şey vardı. Ya ben 98-99 yılından beri uğraşıyorum aslında bu müzikte de. İlk olarak prodüktör olarak başladım ben. İşte yani prodüktör derken bu DJ'lerin vesairenin işte yaptığı, çaldıkları müzikleri evet, yani, üreten kişi. Evet. Asıl işim o DJ'lik. Plak yapan, evet. Track yapan. Evet. DJ'lik daha sonra başladı bende. Ben işte 98 yılındayız, 99 yılında işte bu Türkiye'de yayınlanan ilk dans müziği albümünü yaptım. Mert Düzel Project adına bir albüm yayınladım. Ondan sonra... Hepsi senin parçaların mıydı? Hepsi benim parçalarım. Ha. Tamamen işte 12 track'ten oluşan bir albüm. İki tanesi vokalli parçalar falan vardı. Ondan sonra daha sonra bunun üstüne çok fazla DJ'lik teklifi gelmeye başladı. Ben daha sonra DJ oldum. Yani daha sonra prodüksiyon işini yurt dışındaki plak şirketleri vasıtasıyla yapmaya başladım. İşte gerek Alona Records, gerek Chuchu Records gibi firmalar için parçalar yaptım. İşte gene Underground Sound of Lisbon'un So Get Up diye parçasını remix yaptım. Bu yurt dışına büyük yankı uyandırdı. Yani bayağı başarılı oldu. Bütün yabancı DJ'ler tarafından çalındı. Vay be. Yani bu hangisi daha iyi abi? Yani mesela şey J.J. Johansson'un bir şarkısı var şimdi On The Radio diye. İşte o şarkıda herif şeyden bahsediyor işte yani. Every time I hear my song on the radio filan. İşte it gets me closer closer to you filan. Yani böyle bir adam böyle bir DJ'nin yani radyoda ya da orada burada bir şarkıyı duyduğunda nasıl bir reaksiyon verdiğinden biraz kendini çapında bahsetmiş. Mesela nasıl bir izah ya? Mesela radyoda ya da bir sette başka bir DJ'nin senin yaptığın bir plağı ya o çok heyecan verici bir şey yani bir defa çok şaşırtıcı oluyor. İlk an beklemiyorsunuz böyle. Zaten böyle track ilk girdiği anda anlıyorsunuz kendi parçanızı olduğunu. Çok müthiş, zevkli bir şey yani. Ben olsam böyle kesin kabinin oraya fırlayıp şey falan yaparım böyle. Benim bu falan diye. Ben yaptım, evde açıkçası yaptım. Açıkçası mesela bunu. Kendi parçamı çalarken de insanların çok fazla tepki vermesi çok hoşuma gidiyor. Bu çok güzel bir şey yani. Evet abi çok başka bir heyecan. Yani ben abi. Mesela başka bir DJ çalarken benim parçamı çalıyorsa eğer şöyle bir dönüp bakarım insanlar ne yapıyor diye. Çünkü o parça zaten insanları dans ettirmek evet. için yapılan bir parça. Evet abi güzel iş ya. Ben producer'lık kısmıyla hiç ilgilenemem de asla öyle bir kabiliyetim sıfır. Ama evde böyle hani hep söylüyorum. Gramofon, bundan belki 50 sene önce olsaydı eve gramofon almak isterdim. Şimdi çağ değişti. Yani plak çalmak istiyorum evde. Yani bir tane koyayım ben, mix yapmayayım. No mixing, this is the attitude. Hayır öyle bir iddiam olmasın. Sonra olursa ileride olsun. Çünkü bunu endeksi değil hayatım ama çok sevdiğim bir iş yani. Çünkü bazen hala arkadaşlar kulüpte falan Yunus sen çalmıyor musun falan diyorlar. Ben de bozmuyorum biliyor musun? Geçen perşembe program yapamadık diye bazı arkadaşlar şey zannetmişler abi. O gün de MTV'nin European Music Awards töreni vardı. Demişler ki kendi içlerinden Yunus Barcelona'ya mı gitti acaba MTV için falan. Öyle bir şey yok yani. Keşke gidebilseydik ama maalesef Aksa'ya gittik biz Barcelona yerine. Merhaba. Merhaba.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Kim olacak bakalım orada şimdi yazacak birazdan yazar. 1001, 1002, 1003. İstanbul'dan asla olmayan, Bursa'dan Akın 22. Olmadı. Konan. Konan. Olmadı. Ekin. Olmadı. İlkin. Kaan. Okan. Kaan. 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 Evet. Right. Wow. Oliver Kaan şu anda attığımızda. Ve Oliver Kaan 22 yaşında bir genç Bursalı. Evet. Öncelikle Bursalısın ve 22 yaşındasın, orada niye bulunuyorsun? Üniversite öğrencisi misin yoksa orada yaşıyor musun gibi gereksiz suallere cevap vermek istemezsen boş ver. Yok, önemli değil. İstanbulluyum ama burada işte yaşama şartları buraya getirdi. Bursa'ya yani getirdi. Üniversite falan değil. Yok, üniversite değil. Üniversite Anadolu Üniversitesi işletme. Vay. Ha, orada yaşamaya başladınız. Ailecek ya, mi? Burada yaşıyorum. Aile sayılır. Aile sayılır. Aile biraz dağınık ama ben teyzemlerle burada. Eyvallah. Peki Kaan. Efendim. Sadece dünyanın en kötü şarkısı hangisi olabilir? Abi Celine Dion'u sevmiyoruz. Celine Dion. Evet. Ben de sevmiyorum. Celine Dion'u zaten seven çok fazla insan rastlamadım ben. Gerçi çok büyük bir ses tabii ama. Hani şarkı söylerken kendinden geçen yani böyle tuhaf bir ses. Tripten tribe gidiyor. Yani daha ne kadarı varsa zorlayayım ben en iyisi deneyeyim. Mesela bir Mariah Carey olsun. Ya ismini söylerken bile zorlanıyorum ben abi. Ya Mariah Carey. Yani böyle çok aksan yapmak zorunda kalır. Celine Dion da yani güzel bir ses ama ben de çok fazla sevmiyorum açıkçası. Antipatik ya. Antipatik mi? Tipini antipatik. Neyini, hangi şarkısını sevmiyorsun mesela en çok? Abi hiçbir şarkısını sevmiyorum desem sana. Yani onu sevmiyorum. Televizyona çıkınca nefret ediyorum falan. Hadi ya. Oğlum ben de kapatıyorum. O derecede yani. Peki o mesela bir kız arkadaşın olsa Celine Dion'u çok sevse ve mesela Celine Dion'un Think Twice isimli şarkısını mesela dese ki balım bu bizim şarkımız olsun. Ne yapardın? Abi ne yapayım? Kaçardım. Yok o senin olsun ben gidiyorum diye. Ben bir kere başka şarkılar bulacağım. Giderdim ya uzaklara. Eyvallah. Bir Celine Dion geldi. Bir Eminem geldi. Aslında beklemediğim isim abi. Celine Dion'u biraz bekliyorum ama ben mesela kendi sevmediğim şarkıyı dile getirmem gerekirse yani son zamanlar tabii ki işte hani Foolish Casanova ve Türevleri. Evet abi. Ya onlar kesin. Onlar kesin ya. Onları hiç sevmiyoruz. Onlardan yani, nefret ediyoruz. Yani müthiş bir albüm. Yani evet. Özellikle Kısmetsiz misin bir videonun sonu. yani yani kim çektiyse videoyu hakikaten helal olsun. Böyle bir vizyon. Yani Madonna Frozen'dan sonra izledim en iyi video yani. Sesini hakikaten. Kısıp seyrediyoruz. Efendim? Sesini kısıp seyrediyoruz abi. Ya evet ya acayip. Yani ben oradaki insanların hep beraber yürürken bir anda böyle hoa filan diye devam etmeleri filan. Yani tamam bir mantık bir aramıyorum ama. O kadının kliplerinde hep yağmur yağıyor. Öyle bir durum var. Hep fırtına falan böyle. İşte hani evet. Öyle bir durum var yani. Seksapeli hat şafaya çıkarmak için olabilir yani bence bilmiyorum da. Yani kalk, bize gelmez. Yağmur rüzgar. Kalk sikir yağmur. Eyvallah yani. Bunun dışında işte mesela bu şarkıyı sevmiyorum. Bir işte Kırdın Kalbimi diye bir şarkı vardı. Evet, bizim abi, çok kalbimizi kıran bir şarkıydı hakikaten. Kırdın kalbimi. Ya ben bugün, galiba. Evet yani Nihat Doğan da görünmüş Şahin. Orada mısın hala Kaan? Oliver Kaan? Okey. Okey. Oliver Kaan is over there. Ve devam edeceğiz. Kaan, herhangi başka bir şey var mı? Bursa ile ilgili anlatmak için ya bir şey, abi şöyle bir şey oldu falan gibi var mı öyle bir şey? Abi ne olsun, monoton. Monoton hiçbir şey yok. Tamam o zaman hepimiz hayatı aynı. Dejavu zaten monotonluğun eşdeğeri. O yüzden monotonluk devam etsin. Sen de kendi daha eğlenceli bir şeylere yani adam. Daha sezonu geliyor, seni bekliyoruz. Ne sezonu? Hı-hı. Daha sezonu. Daha sezonu? Evet. Sezonu 20 santim kar var burada. Uludağ için mi abi? Evet abi. He Uludağ. Ben niye kayak yapmayı bilmeyen bir insanım. Olsun biz de bilmiyoruz. Takılıyoruz. Ben orada torbayla kaydığım günler biliyorum abi Uludağ'da. Siyah çöp torbasıyla abi böyle kayıp. Böyle yanımızdan kızlar geçiyor böyle vızır vızır kayaklarla fişt fişt falan diye. Böyle zenci olmuş kar hocaları falan. Onlar da ne havalıdır ha değil mi? Şekil. Kar hocaları böyle onlar. Genel mesela kar hocaları, hostesler genelde mesela böyle cinsel çağrışım yapan insanlar değil mi? Meslek grubu olarak. Evet ya. Ya yanlış mı? Mesela evet. Karikatürlerde falan hep hostesleri böyle araba büyük hostesi. Büyük böyle yani göğüslü, mini etekli. Hemşire hostes mi? Hostes pardon, hemşire demek istiyorum. Araba yani. Hemşire evet. Araba showroom'larında olan hostesler. Evet abi. Yani öyle bir çağrışım yapıyor olmalı. Ben mesela SSK'da çok bulundum. Bir tane öyle hemşire görmedim abi. Ama sen özel hastaneler abi topluyor abi onları. Ha. American Hospital'da falan olabilir mi? Var abi var. Varmış gitmiş. Varmış. Kesinlikle var. Hakikaten öyleymiş mesela herkes. Eyvallah peki hoşçakal. Buradan da saldırmayalım da birilerini sonradan dava falan açmasınlar yani. Yok ya beni kim ciddiye alacak abi boşversene. Yok abi ben kim uğraşır ya. Gözünü seveyim yani.
O yüzden bu kadar rahat konuşuyorum. Ben öyle. Yani, musun canım? Cürüm, yani ne öyle bir laf var. Ateş olsam Dejavu kadar yer yakarım abi yani. O yüzden hiç gerek yok. Hoşça kal Kaan. Görüşürüz abi. Kolay gelsin. Ben kendimi önemsiyorum abi. Bitmiş orası. Gerisiyle hiç ilgilenmiyorum yani. Hani beni sallıyorlar, haklısın, sallamıyorlar. Yanlış mı yani? Doğru, respect. Ya respect. Garizla o yani. Hiç öyle yani. Ben kendisini seven biriyim. Kendine çok barışığım. O yüzden de yaşasın kardeşlik. Lay 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 lay. Ya bugün bir haber vardı. Çok büyük bombaydı aslında haber. Gazetede kesip getirecektim, unuttum. 6 tane kız evden kaçmışlar birkaç ay önce. Niyetleri ne peki abi? Organize suç. Hayır. VJ ve DJ olmak. Vay. Ya, ikimizi de ilgilendiren bir husus olduğu için söylüyorum. Buradan abi tavsiyemiz ne olabilir? Yani eve dönsünler diyeyim bir an önce. Sen gördün mü tipleri yoksa? Tipleri zaten gördüm, o ayrı da. Yani onun dışında hani böyle bir emel olamaz yani. Evden kaçıp VJ, ya öyle bir şey yok. Yani çünkü yok yani. O mu yani VJ? Yani olmaz. Hani önce seksi VJ olmak istersen eyvallah, ama VJ'nin seksisi yani benim nazarımda hiç makbul değildir yani. VJ akıllı olacak abi. Müzik bilecek, müzik dinleyecek, müzik anlatacak. Ve hani geyik yapacaksa da ona göre yani belli bir tarzda yapacak yani. Ben öyle düşünüyorum. Neyse. Evet, DJ ve VJ olmak için evden kaçılmaz. Mesaj 1. Evinizde oturun. Değil mi abi? Ufak bir ara daha vereceğiz. Geri geleceğiz sonra. 280-44-34 saatte yazıyordu. O yüzden baktım. Yani saate bakıyor olmam da aklına yanlış bir şey getirmesin. Yani program ne zaman bitiyor acaba'ya bakmıyorum. Yani şu anda saat kaç diye baktım sadece. Çünkü programda ben de merak ediyorum bazen saati yani, değil mi? Buraya girerken kronometreye şey dur demiyoruz ki ya da sıfır, yani öyle bir şey yok. O yüzden ufak bir ara vereceğiz. Birazdan geliyoruz. Yaptım bu bölümü. Yani hani ben televizyon çekmeyi sevmem. Sadece belgesel seyrederim falan diye. Hani programı seyretmek istemeyenlere al sana belgesel demek için. Atraksiyon. Ha. Yani belgesel mi istiyorsun? Al o zaman kralı burada. Evet. Hayattan kesit abi. Halı saha işte. Halı saha gerçeği. Değil mi? Halı saha gerçeği. Ama hakikaten böyle bir gerçeğimiz var abi. Halı saha kültürü. Arenen işte abi. Ya evet. İşte bak, iyi futbol oynayanlar da kızlar tarafından beğeniliyor. DJ'ler beğeniliyor. Arabası güzel olanlar beğeniliyor. Değil mi mesela? Şu an bir kız aramış olduysa eğer ona soracağız acaba. Hani olay yani karakterle ilgili mi? Yoksa yani başka şeyler var? Ya duygusal mı? Beğenilmeyen kim? Abi işte o özelliklere sahip olmayanlar biraz daha şanssız ya da işte onların eşleşmeleri daha farklı oluyor. Ya yani hayat böyle gaddar bir şey aslında. Merhaba. Merhaba. Yabancı. Hoş geldin. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Sizler ses az geliyor. Evet, İlay, ben de dediğimiz zaten problem oldu. Kısayım isterseniz televizyonu biraz. Onunla bir alakası var mı acaba? Alakası var mı kısmı dışında hiçbir şey anlamadım. O yüzden benim olayla alakam yok şu an. Yani içerideki sesi açma şansımız var mı? Televizyonu. Süper, yok. Ben tamamen rejiyle konuşuyorum şu an. Reji, içerideki sesi açma şansımız var. Tamam tamam. Açtık. Alo. Çok güzel, her şey daha net şu anda. Buyurun efendim. Nasılsınız? Sağ olun. Nasıl sizler? Gidiyor hayat? Evet. Valla bizim hayatımız şu ana kadar süper. Ben eğleniyorum ben. Çılgınlar gibi. Çılgınlar gibiyiz. Bomba gibi program Dejavu devam ediyor. Evet, bence de çok güzel. Benim bir sorum olacaktı. Ne kadar güzel, sorusu olması çok güzel bir insanım. Bir de soralım ki. VJ'lik eğitimi ne zaman aldınız acaba, onu öğrenmek istiyordum. Ha? İlk? VJ'lik eğitimini ne zaman aldınız? İlk? Mert Yücel'i değil mi soru? DJ değil, DJ. Tamam, o zaman Mert Yücel muhatap, ben buyurun. Ben almadım ya hiçbir zaman eğitim, ben kendi kendime öğrendim. Yani. Ha, böyle bir şey var mı peki? Evet, mesela çok güzel bir soru gerçekten, teşekkür ediyoruz. İsim neydi bu arada? Ellie. Oh, Ellie McBeal. Right. Evet, süper. Böyle yani evde mesela tek başına öğrenebileceğin bir şey mi, yoksa senin altyapın olduğu için mi sen kolay becerdin bu işi? Yok yani ben nasıl öğrendim onu da pek hatırlamıyorum aslında. Yani eve sadece bu işe niyetlendikten sonra bazı ekipmanları aldım. Pickup. Yani işte pickup, mikser. 1210'lar, DJM600'ler. Onları aldım, sonra kendi kendime çalışmaya başladım. Yani bu zaten kendi kendine özveriyle öğrenilebilecek bir şey. Ben dersle veya işte benzeri bir şey öğrenebileceğini düşünmüyorum yani. Yani DJ olmaz, DJ doğulur diyebilir bir iş. Ya işte belki bir noktaya kadar evet. Kenan olunmaz, Kenan doğulur. O da doğru. Hayır, evet. Ben neden sordum onu da size söyleyeyim de. Ellie, efendim? Neden sordun bunu bize? Neden? Yurt dışında bunun eğitimi de alınıyor. Hem kendileri tabii kendilerini keşfettikten sonra bunun eğitimini de alan arkadaşlar var.
çevreden, o bakımdan diyorum. Çünkü anladım. Her şeyin biliyorsunuz ki eğitim yani çok tabii çok bu bir sektör haline geldikten sonra bunun da kursu da oluyor tabii yurt DJ'lik dışında. DJ'lik tamam doğuştan olan bir şey ama herkes DJ olamaz, onu da biliyorum. Evet. Ama mesleğe eğitim olarak da alınırsa, yani kulak da çok önemli. Kulak olarak demek istedim zaten. Ama zaten burada hani tanrı vergisi olan kısmı kulakla ilgisi olan kısmı değil mi? Evet. Tabii yani, kulak ritim. Kulak evet, yani çünkü o hani basların hani vurdu tutturmak, o beatleri yakalayabilmek yani falan. O zaten mixing'i öğrenmek aslında o kadar şey zor bir iş değil. Zamanla öğreniliyor. Biraz bisiklete binmek gibi bir şey. Evet, yani eyvallah. Bir kere öğrendikten evet, sonra yani gidiyor. Practice makes the perfect diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Teşekkür ederim ve gerçekten Ali, hemen sana bu akşamın sorusunu sormak istiyorum. En sevdiğin şarkı acaba hangi şarkı? Ben şarkı olarak size söylemeyeceğim. Rock'tan nefret ediyorum. Rock. Onun haricinde sevdiklerimi söylemek istiyorum. Buyurun. Jennifer Lopez'i seviyorum. Jennifer Lopez. Eva and Alice Case. Usher. Nelly and Kelly var biliyorsunuz. Nelly and Kelly Dilemma. Jarul var. Jarul. Ve Maria Carey. Always on time. Yeah, check it onlar out. Onlar benim R&B, ben R&B hastasıyım ve onun üzerinde de dans grubum var zaten. Öyle mi? Çalışıyoruz. Bu şekilde sizi aramak istemiştim çünkü bence çok doğal hareket ettiğiniz için. Eyvallah. Ve bence bu gençliğe de hitap ettiğinizi düşündüğüm için aradım sizleri. Teşekkür ederim. Ve bir gün ben de bir DJ olabilirim. Çünkü biliyorsunuz kızlar da bu işleri yapabilir. Önemli olan yetenek ve kendini gösterebilmektir hayatta diye düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum. Sizleri dinliyorum. Devam edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet. Ali, şu gençliğe hitap etme kısmına takılıyorum bazen ya. Sanki böyle bir hani, yani gençlerin içinden tercüman. Evet ya, anladın mı? Böyle bir şey lazımmış gibi. Aslında işte yani bugün de biraz onu düşündüm. Yani hani bu programda ne yaptık, yani ne yaptım ben, ne yapıyorum biraz tarttım bugün. Çünkü programı yapalı 2 seneye yakın bir zaman oldu. Ve hala mesela gelip program nedir ile ilgili bir şeyler anlatabiliyorum bazen. Çünkü ben de hala çözemedim ne yaptığımı burada. Fakat benim aslında burada bir şey yapmadığım çok açık. Yani bunu da kendime böyle hayır bir şey yapıyorsun tezahürat almak için yapmıyorum da. Şöyle bir şey var, böyle ufak bir çapraz koşuyla alan boşalttık televizyonlarda. Böyle bir hani trafiğe kapalı alan yaptık, evet, halı saha gibi. Ve orada yani insanlar açsın telefon, aç konuşsun, yani konuşan Türkiye falan. Hani böyle gençin rahat sesi olsun ama belli de bir şey olsun. Bilmiyorum ki yani, herhalde çok da kötü bir şey olmuyor değil mi? İyi oluyor, iyi. Eyvallah, yani bir şey soracaktım. Aslında İstanbul'da, Türkiye'de falan böyle DJ'lik kursu veren yerler var. Var ya. İşte Akademi İstanbul Akademi var, İstanbul Kanar benim. Kanar Stüdyo var Nişantaşı'nda. Yani var. Öyle kızlar var mesela, VJ şey diyor böyle mesela konuğa. Ya şimdi bununla ilgili binlerce örnek verebiliyoruz. Mesela şu an aklıma bir örnek gelmedi ama şarkıdan sonra olabilir falan. Ben böyle bir anons duydum yani bir VJ kıza. Ya binlerce örnek vardı dedi önce, sonra dedi ki şu an aklıma bir örnek gelmiyor. Ya o zaman nasıl? Alkollü çıkmış falan. Eyvallah ya. Neyse, 280-44-34 telefon numarası. Ve yine ufak bir ara vereceğiz, bir video arası verelim. Evet, değil mi? Nedir video mesela? Evet, var mı? Ha, telefon varsa telefon alabiliriz, o şey değil ben. Sadece yok. O zaman hatta ara ver verelim. Biz Mert Yücel'le nasıl geçiyor abi hayatın? Nasıl keyfin yani? Onu bırak şimdi. DJ olduğun belli oldu. Eyvallah. Herkes artık senden en azından titrini, tırnak biliyor. İçinde title'ını biliyor. DJ bir insan, producer bir insan. Hani o yüzden de bunlar artık böyle evdeymiş, odadaymış gibi falan. Eyvallah. Nasıl gidiyor abi? Hayat iyi ya yani. Eyvallah. İyi. Biraz bu aralar canı sıkkın. Dalgalı olsa eyvallah da. Olabilir. O tip mevzularda i̇yi herkesin ya, canı sıkılıyor. Yani hepimizin canı sıkkın. Ama yani eyvallah. Ya hayat aslında o kadar da şey rahat değil tabii. Yani hafta çok derin bir konuya gireceğim birazdan. Hissediyorum böyle konuşmaya başlayınca çok başka yerlerden çıkıyorum çünkü. Yani. Evet, hiç gerek yok. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Sertaç 22 İstanbul. Evet. Evet Sertaç. Nasılsın abi? Kendini biraz tanıtır mısın bize? Tabii ki, 22 İstanbul doğumluyum. Onlar orada yazıyor zaten. 1922'li misin? 81 doğumluyum. 81. 81 model. İstanbul Bahçelilerde oturuyorum. Nasılsın abi, iyisin? Efendim? Nasılsın, iyisin? Ben iyiyim ya, gayet iyiyim. Keyifler nasıl? Ne? Keyifler nasıl? Keyifler bomba rap şeklinde geliyor. gayet iyiyim yani, ben öyle
dediğim gibi yani bu program, bu programda hani bir şey göstermek zorunda olmadığım için ona karar verdim. Bugün çok rahatlattı bu beni. Yani hani programa gelip böyle ya abi şu anda binlerce insan programı izlemek için bekliyor ve bu programı izledikten sonra mutlu olmaları lazım. Onları eğlendirmeliyim. Haydi he falan. Mesela böyle bir şey yok. Öyle bir misyonum, öyle bir sorumluluğum yok. O yüzden çok rahatım. Gelip burada böyle bana ayrılan bir saat var. Onun içinde ne yaptığımı kimse karışmıyor. Ve o bir saati yani çarçur ediyorum bazen bir şey yapıyorum. O yoruma çok açık bir şey ama en azından rahatladım yani, anladın mı? Öyle bir şey yok çünkü yani. Herkes beni sevsin filan, herkes izlesin, öyle bir şey yok değil mi abi yani? Yok abi. Sen evde bazen izliyorsundur belki programı. İzliyorum ya. Değil mi? Ya takıldığın zaman böyle hani denk geldiğin zaman. Eyvallah, bakıyorum. Bakıyorsun değil mi? Eyvallah işte. Ne ben de bunun peşindeyim zaten. Abi. Yani vakit olunca böyle bakılsın diye yapılan bir iş bu çünkü. Yani baştan sonra niye takip edesin ki? Ben kendim bilmiyorum en başta ne yaptığımı. Evet. En iyisini yapıyorsun. İsim neydi? İsmin Sertaç abi. Sertaç'tı. Hala Sertaç mı? Hala Sertaç. Hala Sertaç. O zaman Sertaç. Efendim. Konuğuma bir sorun var mı? Var mı? Hem sana var hem ona da var. Bana da sorun var. Değilse de ben de bir DJ'yim. DJ'sin. DJ'yim. Ben de şeyde adalarda falan çalıyorum. Ondan sonra ben de yaklaşık 2 aydır 3 aydır bu işi yaptım. Yaz ayında falan yaptım. Plak çalabiliyor musun? Efendim? Plak çalıyorum tabii ki. Süper. Ondan sonra hatta evde falan başladım. İşte evime ses yalıtım falan kurdum. Süpermiş. Şimdi her açıdan lazım. Eve ses yalıtımı her açıdan lazım. Yani sadece müzik değil, anlayan anlamıştır. Eve yalıtım is necessary yani. Lazım. Evet. Ondan önce zaten evde şeydi, pimapen değildi. 2 tane 3 tane cam patlattım o yüzden. Vay. Cam patlatmış evde. Cam patlattım. Vay. Sesleri çok açıyor tabii. Basları, tizleri. Patır patır. Eyvallah. Özellikle basları çok açıyorum. Ev patır patır. Cam indi. Tabii anne de soğuyor. Okla böyle bizi 3 kilometre kovaladı. Bir de evde anne var. Anne var. Oo. O da patır patır. Evi yalıtım kurdum yani felaket bir şekilde. 2-3 tane odada ses yalıtımı var. Şimdi 2-3 ayrı odada da şey kurdum, set kurdum. Wattları da kurdum tabii ki. Felaket bir şekilde ev şey yani. Ses yalıtımı mükemmel bir şekilde devam ediyor yani. İşte öyle yani, tamamen evde takılıyorum. Ya son 3 dakikasını ben asla duymadım yani. Doğrudur diyemezsin. Çok önemli bir şey söyledin mi peki? Hayır söyleyemedim. Tamam. Yani en baştan almana gerek yok o zaman değil mi? Yok hiç gerek yok. Tamam. Bir de ben sana bir şey söyleyeceğim. Seni seviyorum, uzun zamandan beri izliyorum. Yani bir seneden beri seni izliyorum. Ayrıca işte sizin de gerekirse takımınız eğer kurabilirseniz 5 kişilik bir basketbol takımı maçı ayarlamak isterim sizinle. Basketbol kimliği ya, hadi bakalım. Tabii güzelmiş. Oynadım. Eyvallah abi. Gel, biz bayağı ilerlettik koçum benim de basketbol yani, işini. Onun için izliyorum dizinizi. Senin top sürüşlerini falan, fundamental'ını falan iyi bildiğim için. Fundamental'ım gayet iyidir. Birebir de geçerim. Birebir de geçersin. Eyvallah. Boyunuz kaç olur? Buradan pek fark etmiyor. Vallahi birebir de etkili bir insanım yani. Ha. Böyle boyum 1.81. İddiasız bir boy. Çok fazla değil, eksik de değil ama. Benim boyum en azından. Ben karar vermedim. Efendim? Boyum 2.02 de benim. Oo, abi 2.02 DJ olur mu ya? Olur abi. Turntable'lar senden sonra mesela çalacak o adam nasıl çalıyor abi, böyle mi? Şey back to back yaparken böyle çalıyormuş adam mesela. Göremiyorum, iğne nerede filan. Allah, evet. Eyvallah Sertaç. Eyvallah abi. Kendine iyi bak. Son bir sorum olabilir mi sana? Son bir sorun olabilir. Abi şey, yaşın tam neydi? Benim tam 26. Abi şey, peki askere gitmeden önce senin arkanda dövme var mıydı sırtında? Askere gitmedim ki ben. Askere gitmedin mi? Evet. Peki askere gittiğin zaman bu dövme ne olacak? Bir şey demezler mi sence? Vallahi bilmiyorum, askere daha gitmedim. Bu sorunun cevabını orada bulurum. Buradan şu bulamam. Şey, çok yani uzaktayım şu anda oraya. Hapse falan atıyorlarmış da. Yok canım. Ne yok yok, öyle ilkel şeyler kalmadı artık yani, öyle bir şey yok. Yani o anlatılan hikayelerin pek çoğu artık birer varsayım ve birer rivayet, birer masal oldu. Öyle bir şey yok yani, öyle bir korku yok benim içimde yani. Hayır, ben de yaptıracağım çünkü onun için çekiniyorum bayağı yani. Ama benim sözümü tabii burada baz alma, sonra ben bana kalmasın işin faturası. Ha, ama dayaydıktan sonra ulan Yunus falan deme sakın bana. Abicim çok öpüyorum seni. Eyvallah abi. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Bay bay. Bay bay. Evet. Evet. Ama öyle bir şey olmaz herhalde abi. Çok ilkel bir davranış bence ya. Ne yapıyorlarmış? İşte askerde dövme var diye hapse falan atılır mı abi? Yok insan? Canım öyle bir şey olmaz herhalde ama belli de olmaz tabii. Allah Allah.
Yok yok. Kader o, yani bu biraz. Olmaz canım. Ama sen tabii dövmeyi as iz falan diye yaptırırsan. Eyvallah ya. Veya işte pırpır falan şekli şöyle bir şeyler değil yaptırırsan. Doğal böyle Alman rütbesi yaparmışım ben buraya. Güzel mi? Abi burası çok fenaymış bak. Dövmede burası Onur Somur anlattı geçen gün. Dövmede zirveymiş burası. Nasıl yani? Apolet görevi görüyormuş yani. Buraya dövme yaptırırsan abi dövme tamamdır. Master yani. Masterpiece evet. Ve çok acıyormuş çünkü abi bak kemik var, ince deri falan böyle acayip bir şey. Telefonlar geliyor. Merhaba. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Sesiniz çok az duyuyorum. Gülben Ergen şu an telefonda 19 yaşında. Evet. 34. İstanbul'dan Gülben hoş geldin. Gülbin. Gülbin. Evet. Eyvallah. Nasılsınız? Gayet iyi. Gayet iyi görünüyorsunuz zaten televizyonda. Çok teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz. Ah teşekkür ederim. Sağ olun. Estağfurullah. Estağfurullah. Teşekkürlerin bin tanesi benden bedava. O derece yani. Ya. Vallahi ya. Gayet güzel görünüyor. Dinamik görünüyor her şey. Gayet dinamiyiz değil mi ya? Vallahi felaketsiniz abi. Çok güzel görünüyor. Abi enerjik miyiz dostum? Çak o zaman ya. Acayip bir adam be. Acayip. Ben yanınızdaki neydi? Efendim? Yanınızdaki arkadaşın ismi neydi? İsmi Mert Yücel de. Hemen soralım hala Mert Yücel mi? Evet öyle. Hala Mert Yücel. 25 evet. Yıldır. Onu ilk defa görüyorum ben. Açıkçası yani DJ'lik nerede yapıyor onu da bilmiyorum. İlk defa ismini de duydum. Zaten ama gayet hoş bir muhabbet gidiyor. Gayet de güzel şeyler konuşuyorsunuz. Hoşuma gitti. Onun haricinde uzun zamandan beri seyrediyorum sizin programınızı. Evet. Yunus mu diyeyim artık? Yunus abi tabii. Mi diyeyim ne diyeyim? Yok Yunus. Amca. Benim Nehan diye bir arkadaşım var. O çok seviyor. Özellikle onun için aradım ben zaten. Allah. İnşallah seyrediyordur size. Hemen gerisi tahmin edeyim. Reyhan'a buradan öpücük göndereyim mi? Gönderin. Evet bir klasik zaten ben bunu şu anda. Evet Reyhan. Reyhan değil Nehan. Nehan. Nehan sizinle iki defa karşılaşmış zaten. Kendisi Nez'in kuzenidir. Kimin? Nez'in. Nez. Evet. Hangi Nez ya? Şarkıcı Nez. Evet. Bak o da var parçalar arasında. Onun kadar güzel kıvırtabilen. Onu da saymak lazım. Utanarak söylüyorum bunu ama hani bir muhabbetler dönüyordu ya geçen haftalarda. Bazı bayanlar arayıp bir şeyler teklif etmişti size. Evet. Yani o tarz şeyler teklif edebilecek kapasitede bir arkadaşım ama utanıyorum bunu söylerken. Hadi ya. Tamam kesmeyeceksin değil mi? Benim ben bazı insanlara çok acayip. Dur Mert Yücel'e sorayım burada. Gerçi bir sorun muhatap oluyor ya. Bazı kızlara abi tuhaf bir şekilde cinsel bir çağrışım yapıyormuşum ben. Ay evet İzmir'de nedense. İzmir'de özellikle böyle çok kız varmış. Bir arkadaş arada dedi ki böyle böyle bir kızlar yani kız grubu var. Sana bayılıyor hepsi ve yani seninle sevişmek istiyorlar falan. Ve yani şu an onun söylediği şey de buna benzer bir şey. Evet. Yani Q nereden çıktı? Nez'in kuzeni ki hani Nez güzel bir kız. Onun kuzeni de da, yani güzel olabilir. Onun da benzer bir arzusu olabilirmiş bana karşı. Ama işte bunları biz bilemiyoruz. Anladın mı? Biz burada haybeye böyle hani çağrışım yapalım ama çağrışım soyut bir şeydir. Bunu bilmek lazım. Yani bunu somuta dönüştürdüğümüz an... Sakıncalı olabilir. The king of the world. Bir de bir şey söyleyeceğim. Biz Nihan'la bunun tartışmasını çok yaptık. O işte onunla ilgili bahsetti. Ben seninle sabaha kadar muhabbet etmek konusunda böyle kararlı ve azimli bir şimdi... şekilde... Muhabbet de ederiz. O da olur. Ay yani çünkü şöyle bir şey var. Çocuk bir an seks böcüğü oldu. Lütfen. Bir şey söyleyeceğim. Bu akşamdan sonra dekora bir tane şuraya bir direk ekleyebilir miyiz? Arkadaşlar bir tane direk ekleyeceğiz abi. Çok net. Ben tabii içine abi, bir tane olmasın. Abi panter desenli slip geçiriyorum. Tamam mı? O direkte böyle falan takılıyoruz. Nasıl? Yunus bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun kendisi şu anda benim oluyorum. Buyurun. Yani şöyle bir şey var. Yani biz seni seyrediyoruz. Televizyon karşısındasın, bize bir şeyler anlatıyorsun, şöyle yapın böyle yapın işte gençliğinizi yaşayın diyorsun bir bakıma. Evet. Güzel düşüncelerim var, çoğu yerde katılıyorum da sana birçok konuda ama yani hani fikir alışverişi yapıyoruz, beraber eğleniyoruz, yan yana olamasak da televizyon karşısında en azından. Evet. Ve yani bu kızların ki benim çok yakın arkadaşım olduğu halde ki buna karşıyım ben. Neden böyle bir tutum içine giriyorlar ya da neden o gözle bakıyorlar ben anlayamıyorum. Çünkü benim için yani denildiği zaman çok sevdiğim bir insan. Ha tamam muhabbet ederim sonuna kadar muhabbet ederim ama yatağımda düşünemiyorum açıkçası yani. Evet. Neden böyle? Ya yani niye böyle bir imaj mı veriyorsun? Bilmiyorum ben bir sorun sende dermişim. Galiba var bir şeyler bende. Senin sorunun var. Al yani
Şahsen daha normal bir şey. Yani şimdi tabii bu çok normal. Ben de çok fazla... Ben niye anlayamıyorsam... Mesela senin peki televizyonda görüp hakikaten hiçbir şekilde arzuladığın bir adam... Mesela bir Brad Pitt olsun, bir atıyorum mesela en sevdiğin aktör ya da hani şarkıcı kim? En sevdiğim aktör... Hiç böyle bir tanımadığın bir insan, hiç sana böyle bir çağrışım yapmadım daha önce. Yapmadı. Sana şu kadarını söyleyeyim. Ben ilk önce hani çok klasik gelecek ama ruha ve karaktere çok inanan bir insanım. Eyvallah. Şu anda beraber olduğum insan çok uzakta, Almanya'da. Ve sana tarif edeyim. Kel, göbekli, 1.80 boyunda bir insan. Ama şöyle bir şey var. Yani kel derken saçlarını kazıtıyor, onu da parantez içinde söyleyeyim. The bold and the beautiful. Ama şöyle evet, bir şey var. Ruhunun çok güzel olduğunu biliyorum. Karakterinin dört dörtlük de demeyeyim lan. Dört üçlük en azından olduğunu biliyorum. Ve bu bana yetiyor. Yani ben yanımda çünkü süs eşyası istemiyorum. Yani koluma bir süs eşyası takıp dolaşmak istemiyorum. Çünkü ben bunu daha önce yaptım. Ya şu pozisyonda süs eşyası ben oldum fark ettiysen. Hayır hayır, o açıdan demiyorum. Yani, yok hayır, ben çok net anlıyorum yani, tamam. Yok ya, ben aslında senin tarafında değilim çünkü... Yani ama sana karşı da değilim. Yani mesela bunu normal buluyorum dersem eğer falan gibi bir sorun çıkmasın. Sadece ya bu çok göreceli bir şey ya. Yani bazen bizim anlayamadığımız ya da bizim çok fazla hani idrak edemediğimiz şeyler bazı insanları çok şey ifade edebiliyor. O yüzden hakikaten kişiden çok kişiye evet abi, çok öznel bir şey. Çünkü reaksiyon hakikaten çok öznel bir şey yani. Ya şöyle bir şey var Yunus. Sen geçen haftaki programlarda şey soruyordun. İki hafta önce falan da herhalde farkında mısınız diye soruyordun. Evet. Ya ben de hep şeye inanırım. Farkındalıklarımızın farkında olmamız gerekiyor her şeyden önce. Evet. Yani anlatabiliyor muyum? Bence çok özel bir anlamı var bu. Kısacık cümlenin. Çok evet, özel. Benim hayat felsefem de zaten. Benim burada. De kesinlikle hayat felsefem ve her yerde yazılıdır mutlaka notlarımda. Farkındalığının farkına varacaksın ilk önce evet. Ve öyle yaşayacaksın. Eyvallah. Yani doğru insanlığın, söylüyorsun. İnsan olmanın birinci kuralı bu bence. Tamam, kapatmadan Nezih Kuzey'in telefonunu bırakırsan. İstiyorsan bırakayım. Yok eyvallah, selamımı söyle yeter, hoşça kal. Tamam, iyi akşamlar. Eyvallah. Vay be. Vay be. Ya Mert Yücel böyle işte. Nezih Kuzey'in derken kendisi de belki bir şekilde. Şimdi kuzen arası etkileşim diye bir şey var. Tabii. Ama evet ya. Bu arada Nezih'in şarkısı önüm. En kötü şarkılarından. Daha biliyorum. Onları soracaktık bak, hala soramadık ya. En kötüsü de belki olabilir ya. Yani. Şey mi? Neydi? Yani bilmiyorum. Şarkının ismi ne? Sakın ha. Değişik versiyonlarını görüyor. Hepsi birbirinden kötü. Değişik. Evlerinin önü boyalı direk. Yerden yere vurdun sen beni felek. Her acıya dayanan az bu yürek. Ölürüm de... Hayır bak, eko geldi. Ya sen düğün salonu oluyor burası bir anda böyle yapınca. Ölürüm de ayrılamam yar senden. Hop! Çünkü konuk sanatçılar genelde böyle mesela mikrofon belki canlı bir şey söyledikler. Genelde ekoyu aç falan derler ya. Evet, reverb. Reverb. Ha, reverb alayım. Ya ben de havalı olsun diye yaptım. Güzel bir dejavu daha devirdik şu anda. Devirdik mi? Tabii abi, bitti süremiz. 5 dakika kaldı. Evet yani dejavu böyle bir şeydi. Güzeldi. Bana göre güzel yani, değil mi? Her İyi zaman. Her acı ya. Var mı abi başka takılan bir şey kafana? Hani konuşalım istiyorsan eğer. Var mı? Yok. Çok abi. Güzel. Güzel ortam. Ortam güzel bak. Bir sürü genç kız istiyor. Eyvallah ya. DJ oğlum ben hakikaten istiyorum ya abi. Bu işi umarım kıvırırım yakında. Bağlayacağız sana bir şey. Bir abi 1210 lazım iki tane. Bir tane mixer. Güzel mixer. İki tane de böyle şey monitör, amfi. Ya öyle bir set ihtiyacım var ya. Ayarlarız yani. Vallahi ayarlasın abi. 3-5 bir şey verelim alalım artık yani. Ne oldu? Al işte. Nez. Al da. Dans eder. Ben bu halini istiyorum, bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, güzel ya, başa ya. Herkes mutlu olsun. Hakikaten bugün gazetede bir haber okudum. Kızgınlık kalp krizi yapıyormuş. Öfkeli olmak. O yani birine karşı böyle kin duymak falan. O yüzden bunlardan arınalım.
ve hayatı çok sevelim. Pozitif program Dejur bitti. Ve herkes çevresini, kendini çok sevsin. Ama yaramazlık yapma hakkı olduğunu unutmasın. Ve yaramazlık yapsın bence. Ben olsam yapardım ki ben benim ve yapıyorum. Gerçekten ben benim ve bundan çok sevinçliyim. Yani umarım sen de öyle duygular içindesindir. Neyse bitti abi program. Var mı bir şey? Yok abi sağ ol. Sağ ol olur mu abi sağ ol. İstediğin zaman gel. Eşi dostluğa gel. Tabii abi buraya olmaz. Mesela kurulaştığın bir kız olur. Mesela hani gel bak televizyonda çalışan arkadaşım var der. Çünkü ben... Hava atalım insanı. Tabii mesela ben de bundan sonra mesela kulüpte öyle bir şey olacağım. Bak DJ çocuğu tanıyorum yanına çıkalım mı falan diyeceğim. Zaten yapıyorsun. Eyvallah abi. Ya evet bazen mesela şöyle bir şey var. Abi şu müziği alabilir miyiz alttan lütfen? Yalvardım yapalım böyle bir şey. Neyse. Mesela ben... Şimdi DJ'lerin pek çoğunu tanıyorum arkadaşlar. Yani Paul Oakenfold ve Sasha hariç. O birçoğunu tanıyorum. Ve yani iyi çalıyor. Yani benim tanıdığım adamlar geldi. İyi müzik yapan adamlar oluyor. Ve onları da kabinde görünce ve hani... Çünkü ben iyi iş yapan insanların takdir edilmesi gerektiğini düşünen bir insanım. Yani böyle hani sırtının sıvazlanmasının gerektiğini... Eyvallah abi güzel işti denmesi gerektiğini hisseden ve buna inanan bir insanım. Yani... Şimdi o adam da orada çalarken ben bir arkadaşıyım yani kabinin önüne gidip eyvallah abi çok güzel falan diyorum. Sonra millet olacak seni tenzih ediyorum tabii ki şaka olduğu çok belli. Yani sonra bu kızları selamlamaya başlıyorsun. Sonra sonra kabin pavyona dönüyor. Evet. Neyse ya ben bu kadar da şey olmak istemiyorum Mert Güzel. Yani dünyam kızlar etrafında dönmüyor. Yok ama geçen partide gelmedin onu. Geldim sen beni görmedin abi. Evet sen orada çok acayip böyle bir mixing trends içindeydin yani. Öyle mi? Evet. Ve ben böyle önüne geldim de underground'da yukarıda ya kabin. Evet. Böyle işte ne haber abi falan böyle yok, falan yaptım. Yok sen içeri gelmedin. O ya yukarı çıkmadım. Yukarı çıkmadın. Hayır çıkmadım yok çıkmadım. Aşağıdan eyvallah abi çok iyi falan diyecektim. Asla bir son anda gördün yani bir yerde gördün eyvallah dedin hatta. Evet evet. O bendim işte. Ha eyvallah. Ha. Eyvallah ya program bitti yaramazlık yapan. Yapmayı teşvik eden ve zengini alıp fakire veren tek televizyon programı Dejur bitti. Trafiğe kapalı alanda yaptık programı yine. Ve haftaya salı akşamı buradayız o ayrı. Ama öncesinde merak için yani söylüyorum. Perşembe akşamı saat 23'te yine 5 sivikalarında bu eski köy yeni adet. Evet. Dejur eski köy yeni adet nasıl? Yeni buldum. İyi, güzel. Slogan iyi değil mi? Güzel. İş yapan çalışır mı?